Şimdi evrenin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili en çok kabul gören teori olan Büyük Patlama teorisinden bahsedeceğim. Fikrin özü, evrenin sınırsız derecede küçük bir noktadan başlayıp bu sınırsız küçük tekilliğin büyük bir patlama yaşadığı ya da bu noktadan sonra genişlemeye başlayarak günümüzdeki haline ulaştı. Ben bunu ilk hayal ettiğimde isminin büyük patlama olmasından dolayı bunun bir çeşit patlama olduğunu düşünmüştüm. Her şey sınırsız bir küçüklüğün içinde bir aradaydı ve ardından dışa doğru patladı. Sonrasında dışa doğru patlayan tüm madde yoğunlaşmaya başladı ve ortaya bu küçük galaksiler ve galaksilerle dolu süperkümeler çıkmaya başladı. Bunların içinde de yıldızlar ve gezegenlerin yoğunlaşması ile bugün içinde bulunduğumuz evren ortaya çıktı. Fakat bu modelin büyük patlamayı görselleştirmesinde birkaç sorun var. İlki, büyük patlamadan bahsettiğimizde yalnızca bir noktada toplanmış maddeden veya kütleden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz uzay boşluğunun da genişliyor olması. Yalnızca boşluğun içinde genişleyen bir şeyler değil, kütlenin genişlemesi gibi boşluğun da genişlemesinden bahsediyoruz. Eğer elimizdeki parçanın en uç noktası burada ise, burada ne var? O zaman şöyle diyebilirsiniz. Burası da uzay boşluğu olmaz mı? Boşluğun kendisi nasıl genişler? Büyük patlama teorisinin içindeki ifadelerden bir diğeri ise en uç noktada bulunan şeylerin evrenin sınırı olup olmadığı sorusudur. Evrenin bir sınırı var mıdır? Bu soruya cevap vermek için şu iki noktayı iyi yakalamamız gerekiyor. 1. Evrenin bir sınırı yoktur. 2. Harici boşluk yoktur. Evren onun dışındaki bir boşluğa doğru genişlemiyor. Bunu açıklayacağım ve umarım ki işlerin neden böyle yürüdüğünü görebileceğiz. Bunu gözlemenin en iyi yolu bir benzerlik kurmaktır. Eğer size iki boyutlu bir boşlukta ölçülebilir bir alanı olan yani sonsuz olmayan ve aynı zamanda sınırları, kenarları olmayan bir uzay boşluğum olduğunu söylersem ki ilk bakışta çok zor görünüyor. Bu ölçülebilir bir alanı olan fakat sınırı olmayan şeyi nasıl inşa edebilirim? Ne zaman bir şey çizsem sanki bir takım sınırları, kenarları varmış gibi görünüyor. Fakat burada hatırlamanız gereken bu iki boyutlu uzay boşluğu ya kıvrımlıysa burada ne olur? Bana göre buna verilebilecek en kolay örnek bir kürenin yüzeyidir. Şimdi buraya bir küre çizeyim. İşte buradaki bir küre. Üzerine de enlem boylam çizgileri çizeyim. Bu takdirde bu küre üzerinde üzerinde biraz süsleyeyim. Evet, bu takdirde bu küre üzerinde, bu çeşit bir kürede ölçülebilir bir alanınız vardır. Bir balonun, bir baloncuğun veya dünyanın yüzeyini düşünebilirsiniz. Alanınız ölçülebilirdir ancak sınırları yoktur. Eğer bir yönde sürekli olarak ilerlerseniz, diğer taraftan dolaşarak tekrar aynı yere gelirsiniz. Şimdi aynı özelliklere sahip 3 boyutlu bir uzay boşluğu düşünmemiz gerekiyor. Ölçülebilir bir alan. Artık ölçülebilir alan demek istemiyorum çünkü artık 2 boyutlu uzay boşluğundan bahsetmiyoruz. Şimdi 3 boyutlu uzay boşluğunu düşünüyoruz. Alan yerine ölçülebilir hacim demek istiyorum. Ve sınır olmaması bunu nasıl yaparız? Bunu yüzeysel olarak düşünürseniz. Yani eğer ölçülebilir bir hacminiz varsa, belki de bir çeşit küpün içinde barınabilir. Bu gibi durumlarda açıkça sınırlar mevcut. Hatta ölçülebilir bir hacmi bir kürenin içinde dahi düşünebilirsiniz ki bunun da açıkça sınırı vardır. Bütün bu yüzey kürenin sınırıdır. O zaman ölçülebilir hacmi olan ve sınırı bulunmayan üç boyutlu uzay boşluğunu nasıl inşa edersiniz? İşte şimdi size bunu anlatacağım. Görselleştirmek çok zor. Ancak görselleştirebilmek için az önce çizdiğim şeyin aynısını buraya da çizeceğim. Hayal etmeniz gerek. Her zaman benzerlikler kurarak hayal etmeniz gerek. Tabii üç boyuttan fazlasını düşünebilen gelişmiş bir beyniniz yoksa. Bu bir küre. Buradaki iki boyutlu bir yüzey. Kürenin üzerinde yalnızca iki yönde yani dikey ve yatay yönde hareket edebilirsiniz. Şu yönde ya da şu yönde. Sağa ve sola veya aşağı ve yukarı hareket edebilirsiniz üç boyutlu uzay boşluğundaki iki boyutlu yüzey. Bu tarafsa üç boyutlu bir yüzey. Bunu matematiksel olarak yapabilirsiniz. İşlemler çok zor değil. Bu taraf dört boyutlu boşluktaki üç boyutlu yüzey. Ve bunu da aynı şekilde çizeceğim. Böylece burada gördüğümüz üç boyut yüzeyin iki boyutu olacak. Diğeriyle aynı şey. Hayal edelim derken bunun evrenin asıl şekli olduğunu söylemiyorum. Tam şeklini bilmiyoruz ama kavisli olduğunu biliyoruz. Bunun için küre en basit örnek olur. Başka şekiller de var. Mesela bir toroid de eğer sınırı olmayan ölçülebilir bir hacmi resmetmek isterseniz işi görür. Ayrıca doğruyu söylemek gerekirse aslında evrenin ölçülebilir bir hacmi olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu hala tartışmaya açık bir soru. Fakat size göstermek istediğim sınırı olmayan ölçülebilir bir hacmin olması mümkün. Ayrıca birçok insan buna inanıyor. Aslında burada inanmak demeyelim çünkü kanıtlar üzerinden konuşmamız çok zor. Burada bahsettiğimiz şey özellikle de konu büyük patlama olduğundan mevcut bir ölçülebilir hacmin varlığı. Şimdi elimizde bir küre var. Tekrar belirteyim. Dört boyutlu bir küre çizemem. Ama eğer bu dört boyutlu kürenin yüzeyindeyseniz, hangi yöne ilerlerseniz ilerleyin, başladığınız yere dönersiniz. Eğer bu yönde ilerlerseniz, yine buraya gelirsiniz. Evren o kadar devasa ki ışık bile etrafını dönebilmek için inanılmaz miktarda zamana ihtiyaç duyabilir. Ve eğer bu küre genişliyorsa, ışığın bile turunu tamamlamasını imkansız kılacak derecede hızlı genişliyor olabilir. Fakat teori de eğer bir şey yeterli hıza ulaşabilirse, eğer ilerlemeye devam edebilirse, tekrar başladığı noktaya dönebilir. Evet, üç boyutlu bir yüzey dediğimizde dört boyutlu bir kürenin üç boyutlu yüzeyinden bahsetmiş oluyoruz. Bu da bu üç boyutun da bu yüzey üzerinde olduğu demek. Ben yalnızca iki boyut çizebiliyorum. Ama bu da eğer doğruysa, eğer evren dört boyutlu bir kürenin üç boyutlu yüzeyi ise, eğer sürekli yukarı doğru giderseniz aşağıdan yine aynı noktaya ulaşacağınız anlamına gelir. Yani eğer sürekli yolun sonuna kadar yukarı ilerlerseniz varacağınız yer aynı noktadır. Bu inanılmaz derecede uzun bir mesafe olabilir ancak yine de aynı noktaya varırsınız. Eğer sağa doğru giderseniz sonunda etrafından dönerek aynı yere gelirsiniz. İçine doğru gitmek isterseniz Bir dakika bunu şöyle çizeyim. Eğer içine doğru yol alırsanız, sonunda yine dışarıdan aynı noktaya geri gelirsiniz. Yani buradaki çıkarım, önünde sonunda aynı noktaya varacağınızdır. O zaman evrenin genişlemesi sorusuna geri dönüyorum. Bildiğiniz gibi, genişleyen evren başka bir boşluğun içine doğru genişlemiyor. Tüm uzay boşluğu onun içinde ancak halen genişlemeye devam ediyor. Modelimiz bu. Bu durumda büyük patlamadan kısa bir süre sonra dört boyutlu küremizin şöyle görüneceğini hayal edebiliriz. Belki başta küçük bir dört boyutlu küreydi. Belki büyük patlamada inanılmaz derecede küçük bir küreydi fakat ardından daha büyük bir küre haline geldi. Üzerini biraz süsleyeyim ki sayfanın dışına taşıyormuş gibi görünsün. Bir sonraki aşamada da küre bunun gibi görünüyor olabilir. Peki bu küre dışında bir şeyler yok mu? Diyor olabilirsiniz. Burası evrenin içine genişlediği boşluk değil mi? Burası da evrenin bir nevi parçası değil mi? Cevabımsa eğer üç boyuttan bahsediyorsak hayır olurdu. Evrenin tamamı bu dört boyutlu kürenin yüzeyidir. Eğer daha fazla boyuttan bahsetmeye başlarsak o zaman evet. Üç boyutlu evrenimizin dışındaki şeylerden de bahsedebiliriz. Fakat evren, uzay, zaman doğrultusunda genişledikçe, bildiğiniz gibi dördüncü boyutu gözlemlemenin yollarından biri de zamanın kendisidir. Bu şeyler birbirinden mütemadiyen uzaklaşır. Ayrıca gelecekteki videolarda büyük patlamanın neden bu alandaki en iyi teori olduğuna dair kanıtlardan bahsedeceğim. Fakat şimdi anlayabileceğiniz gibi eğer bu küre üzerinde aralıkları şöyle olan iki noktanız varsa bu küre genişledikçe bu dört boyutlu küre bu balon büyüdükçe bu iki nokta hadi üç tane çizeyim bu üç nokta birbirinden daha da uzaklaşacaktır. İşte bu büyük patlamayı inanılır ve mantıklı kılan en önemli noktalardan. Yani burada her şey merkezi bir noktadan genişlemiyor fakat her şey her şeyden uzaklaşıyor. Eğer evrenin herhangi bir noktasından başka bir noktaya giderseniz diğer her şey sizden uzaklaşır ve siz daha uzağa gittikçe onlar da daha hızlı bir şekilde sizden uzaklaşır gibi görünür. Şimdilik burada üzerine düşünebileceğiniz ufak bir girişle bırakıyorum. Ardından bu temelin üzerinden ilerleyip gözlemlenebilir evreni gözlemlemenin ne demek olduğu üzerine konuşacağız. Hoşçakalın.